Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Niye demiyorsun ki kaynanan verdi bana, biri de kaldırdım onu oradan. Onayladığım bir şey değildi senin o yaptığın. Attım, sana ne? Tavrınız döndü, hayırdır? Çiğdem Hanım gittikten sonra bana mı sarmaya başladınız? Bu arkadaş yanlış kesmiş sanki patlıcanları. Özlem'in patlıcanları yanlış. Kendi paranla niye kayınvalidene güçlü bir hediye almıyorsun? Adımız kaynana değil mi? Maalesef. Vallahi. Kazanda kaynayalım daha iyi. Vallahi. Bence sen böyle gelin almayın lafının tam karşılığısın Özlem'cim. Kayınvalidesi de Özlem'den çok çekmiş gibi. Yani oynama konusunda açıkçası ben senin eline su dökemem Hatice. Hepinizden 5 istiyorum. Bütün kayınvalidelerden istiyorum. Sen bana mı öğretiyorsun yemeğin ne şekil olduğunu? Boş tabağı niye koyacaksın orta yere? Daha niye buraya geldim? Az bir puan mı 2 puan? 2 puan iyidir benim için o tabağa. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? O resmin kapatılması gerçekten beni kırdı. Şimdi gelini getirmiş, resmini kapatmış. Gerçekten saygısızdı. O sadece kayınvalidesine değil, hepimize hakaret etmiş oldu. Kendi gelinimle geçinemiyorsam, dışarıda kötüysem onu alıp buraya gelme. Kim bileziklere doğru gidiyor? Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta. Lezzeti bulmakta, masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Gelinlerimiz mutfakta. Sevgili seyirciler, ekranların en şahane, en heyecanlı, en kaynamalı, en fokurdaklı yarışma programı Gelin Mutfakta'ya hoş geldiniz efendim. Burada sizlere, ekrandan sizlere böyle sevgilerle yemek yapmak bize çok keyif veriyor. Acaba siz de bizi keyifle izliyor musunuz? İnşallah izliyorsunuzdur. Güzel güzel yemek tarifleri alıyorsunuzdur. Efendim, gelinlerimiz burada yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Hafta sonu, haftanın finalinde kim hangi gelin yüksek puan almışsa 5 altın bilezik kazanıyor. En düşük puan alan gelinimiz bize veda ediyor. Bugün Perşembe, finale 1 gün kala. Bakalım bugün gelinler ne pişirecekler, nasıl puan alacaklar? Hemen dönüyorum. Çok iyiyiz Fatih Bey. Boo, hemen başak gibi. Biz daha iyiyiz Fatih Bey. Öyle mi? Kırmızı beyaz mı oluyor? Türkiye. En büyük değil mi? Evet. En büyük. Acaba gelinler ne pişiriyorlar bugün? Kuru fasulye mi? Şu kadardan kuru fasulye. Olmaz ben. Patlıcanla kuru fasulye. Görmedim. Onu görmedim. Ben ya sadece kuruyorum. Önüne bakıyor küçük küçük ne var diye. Ne olabilir sanki bu? Sanki türlü gibi bir şey. Türlü olacak sanki. Ramazan'a özel olsun dedik. Ramazan kebabı olsun dedik. Ramazan kebabı. Evet, evet. Ramazan kebabı olsun dedik. Efendim, malzemelerinizi hemen söylüyorum ve yazıyorsunuz. 3 adet kemer patlıcan. 4-5 adet sivri biber. 1 adet domates, ayçiçek yağı, kızartmak için. Etli harç için malzemeler. 3 yemek kaşığı zeytinyağı.
300 gram dana kuşbaşı, 10-15 adet arpacık soğan, 1 su bardağı su, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım su bardağı kuru fasulye haşlanmış. Sosu için malzemeler: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1,5 su bardağı su. Kayınvalidelere 90 saniye veriyorum. Kayınvalideleri anlatın bakalım nasıl olduğunu. Hemen sonra gelip size alacağım. 5, 4, 3, 2, 1, süre başlasın. İlk önce bak etini at üzerine. Tamam. Birazcık yağını tamam, koy. Tamam. Ver şöyle, şöyle 3 veya 4 parçaya böl onu. Boylamasıyla, enlemesiyle. Patlıcanları böyle diziyorsun. Biberlerine beraber, tamam mı? Şeyi sadece pişirdiğin eti ortaya boşaltacaksın. Eti pişirirken var ya, eti terlet. Et kendi suyunu salsın bir kısık ateşte. Çok kurumasın. Çok temiz olmuyor ama hani böyle çok aşırı sert de olmaz. Domatesi kızartmıyorum. Domatesi kızartmıyorum. Aralarına atıyorum. Aralarına atacaksın. Tamam, olursa mı bilirim. Bölmeyeceksin. Hepsi aynıdır onların. Çünkü böyle ortasına konacak. Tas kebabı gibi. Yani et bayağı olduktan sonra. Kapağını kapat. Hiç açık tutma. Şunu kalın. Hmm. 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Ben kayınvalideleri... Hadi yok. Hadi. Hadi. Alıvereyim yani. Hadi. Hadi. Ellerini yıkıp yiyin. Hadi. Gelinler, yemek anlaşılmıştır. Güzel pişireceksiniz. Ramazan kebabı diye sevgili seyircilerimiz de bu akşam bunu yapacaklar iftara inşallah. Tamam mı? Ben süreyi başlatıyorum. Süreniz 45 dakika. 45 dakika. 45 dakikada yemek yapılır vallahi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya Nurten'cim, senin bu gelinin suratı bir karış hep geldiğinden beri. Çok pek böyle, affedersin de çok suratsız. Ne böyle içi geçmiş gibi. Gülmeyi sevmiyor çok. Şey herhalde ciddiyet. Ha ciddiyet değil, asıl yani surat o. Şimdi ben onu... Memnuniyetsiz. Bilemem memnuniyetsiz onu. Memnuniyetsiz görünüyor. İstemeye gittim. Mesela ben bunu aldım işte, söz kestik ya, geliyor bana mesela, bana geliyor, alışverişe falan gidiyoruz. Benim çevrem, mahallem yani böyle yaptı. Tamam dedi, niye dedi, gelinin dedi suratı beş karış. Ben de buna dedim ki bir daha benim yanımda gelirken dedim hep böyle ol. Öyle yaptıydım ama yine öyle. Ya onun yapısı öyle, değiştiremem işte ben yani. O yeni değil yani, o doğdular mı? Senin oğlan nasıl? Güler yüzü mü, asık suratlı mı? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Gerçekten. Tabii. Senin gibi bir kadının asık suratlı çocuğu büyük mu? Oğlum fena. Büyük oğlum tam şamata. Yurda Nur, yani dün o kayınvalidenin resmini öyle yere indirmen sence doğru bir hareket miydi? Gidiyorsun sert tabağa 5 veriyorsun, 3 gündür sen iyice artık şaşırdın yani. Gerçekten şaşırdın. Hatice'ye çalışıyorum, evet. Seni niye şey yapayım? Hakikaten git, bu resmini de kaldırayım. Sen kaldır. Koydun, koyunca çünkü sen hakikaten unuttun yani tabakları. Kaldır. Kaldır. Evet, neyin yanlış geldi sana? Ya sen burada hani... Konuştuğun zaman saygıydı, şuydu, buydu falan filan böyle söyleniyorsun sürekli de. Hı. Dünkü yaptığın hareketi gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Ben saygısız bir şey yapmadım. Burada dün söyledim. Bazı şeyleri anlamak istemeyerek mi davranıyorsunuz artık? Ben sizi çözemiyorum. Dedim ki, annemin resmi bize şans getirmedi. Senin annen o gün nasıl kalktı, Hanife teyzenin örtüsünü kaldırdı. Ben de resmin bize şans getirdiğini düşünmediğim için kaldırma gereği duydum. Ama yurda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir saniye. Şunu atlıyorsun bak. Kayınvalidem rakibinin serdiği bir şeyi kaldırdı ama yalnız. Tamam. Ve onu da geçtim. Hani normalde ben önlüğü alıp şuraya koyunca bir sürü laf yapıyordunuz, söylüyordunuz. Hani bu atılır mı, edilir mi, siz aynı Gülşah'ın yaptığını yaptın gibisine. Sen direkt... Sana düşük puan veriyor diye pat diye resmini indirdin yani. Bu kadarcık mıydı saygılı düşük senin ona? Düşük puan veriyor diye değil. Üç o yüzden verdi. 3 gündür puanlar yaptı. Düştüğü için şans getirmediğini düşündüm. Bak hala aynı şeyi savunuyorum ve söylüyorum.
Şans getirmedi. Ben annemi zaten çok seviyorum. Sevgiyi de fotoğrafla ölçüyorsan bilemem. Diyorsun ki şans getirmediği için koydum. Evet. Niye demiyorsun ki kaynanan verdi bana, biri de kaldırdım onu orada. Bir verdi zaten, şans getirmedi. Şimdiye kadar vermiyordu, verdi, şans getirmedi. Açık açık konuşsana, kötü puanları veriyor, artık beni bulamıyor. Daha masamda da işi yok. Bunu de anlayalım. Onu ben demem, onu sen dersin. Senin kayınvaliden sana der. Onu ben demem, demene gerek yok, anladık açık açık zaten. Açık açık olsa da böyle yani bir şey söylerim, senin gibi Başak öyle yapmam. Başak sinirlenmesi normal değil mi sence? Bence değil. Ama 15 senelik bilezikleri evli alırken iyi, öyle etti ya diye onu öyle yapıyor. Öyle bir şey olur mu ya? Ben burada canlı kanlı karşısında duruyorum. Resmi kapatsa da, kağıt parçası kapatmasa da oluyor. Hiç önemli değil. Vallahi önemli değil. Ay. Nasıl bir karaktersiniz ya? Niye karakterimiz diye var bizi? Gelin kaynana. Evet. Geldiğinizden beri ilk haliniz şuydu. Yurdanırım da sizde. Tamam. Olsun. Olur. Geldi. Hani Hanife Hanım bağırarak konuşuyor, Çiğdem Hanım bağırarak konuşuyor, siz bağırarak konuşuyordunuz. İçinde de ben sönük aldım. Ben de dedim böyle konuşayım bakayım nasıl oluyor. Hayatım, bağırarak konuşma değil. Sen tehdit vari konuşuyorsun. Yaparım, ederim. Cattıdı, cürttüdü, böyle konuşuyorsun. Benim verdiğim puanı kimse hesaplayamaz. Özellikle de bilezikleri aldıktan sonra tavrım bu yani. Ya ben çıkarttım bileziklerimi. Benim bileziklerim kendi şahsiyim oğlum. Kendi paramla alınmış bir mal. Senin bileziklerinden bana ne? O zaman niye konuşuyorsun ki sen benim bileziklerimi ağzına takıyorsun? Bu yarışmada gelinin bileziklerini taktıktan sonra ikiniz birlikte öyle bir değişim geçirdiniz. Baksana gelinin de dün sesi ayyuka çıkıyordu. Seninki de öyle. Normalde böyle konuşurken. Ay sizin de ilk geldiğiniz günleri görmek isterdim ama öyle bir şeye imkanım olmadı. Bu zamana kadar tanıyordu pat pat, yani arada olabilir böyle şeyler yani. Neden bu kadar çok bir anda estin, gürledin, o hareketleri yaptın? Olabilir, tanımayabilir. Niye esmeyeyim? Kayınvalidem sana beşleri verecek. Aa anne, ağzına, eline, koluna sağlık. Hatice'ye beşleri veriyorsun mu diyecektim. Yapmak var, yapmak var. Söylemek var, söylemek var yani. Hiç bilmiyorum, benim onayladığım bir şey değildi senin o yaptığın. Bir hafta boyunca kadın aradı buldu seni. Şimdi bulamıyor diye aldın attın her şeyini fırlattın. Bu ne demek ya? Attım, sana ne? Ne demek sana ne? Yazık kadına, üzülüyorum Allah. Zaten hipertansiyonu var. Resmi vereyim mi? Sen koyacak mısın masana? Bana ne? Ben niye koyayım senin kaynananın çok resmini? Çok üzüldün ya. Sana vereyim. Belki sen koyarsın. İşin gücün şov burada var ya. Alıyorsun fotoğraflarını, bilezikleri alınca güzel koyuyorsun fotoğraflarını. Sonra ne oluyorsa canım, kötü puan verdim. Ben atıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Şovu burada sen yapıyorsun. Bırak elinde aşkına mikrofonlar, elinde zillerle şovu sen yapıyorsun. Ben Oo, değil. Davulları alıp gelen buraya sendin Yurdanur. O cennete göndermeydi. Çok konuştu, gitti. Kadın sana bilezikleri kazandırırken iyi, bir şey yok. Ondan sonra atıyorsun bütün bilezikleri. Ne kadar çok dert şeyleri oluyor içinize ya. Resmi. Ya dert oluyor değil, burada yapılanları konuşuyoruz biz. Bu genellikle olan bir şey. Tamam, yaptım, kaldırdım. Şans getirmediğini düşündüm. Anneme sevgim, saygım ayrı. Resimle sevgimi, saygımı koruyacak değilim. Şans getirmedi, ben de kaldırdım. Siz bizim gelinleri eleştiriyorsunuz. Siz de önlük yapıp taktınız ona. Yani sen puan veremiyorsun, kaldırıp attınız sizin gelinde. Yok, bak daha takıyor yok, mu? Yok, onlar hiç değişmedi. Değişen misiniz? Tabii. Yurdunumdan ben değiştim ben hayatım. Ben motive etmek için gelinime bir şeyler yaptım ama siz sürekli diğer gelinleri tehdit ediyorsunuz. Puanlama konusunda niye onu öyle yaptın? Niye? Başak'la bizim tartışmamız bu. Niye bana bunu verdin, ben bunu hak etmedim? Yaparım, onu ederim. Öyle veririm. Keyfim hikayesi değil o ki. Bu konuşma şekli. Herkes istediği puanı, istediğine veriyorsa. Hiçbir açıklama yapmıyorsun ama. Yapmak zorunda değilim muydu, ki. Yemek tatlı mıydı, tuzlu muydu, yanmış mıydı, pişmiş miydi? Sen buna bir şey açıklama getirmiyorsun. Niye? 3 hafta sonra sizin tavrınız döndü. Hayırdır? Çiğdem Hanım gittikten sonra bana mı sarmaya başladınız Hüsniye Hanım? Çiğdem Hanım'la aramızda hiçbir problem yoktu ki. Yoktu da şimdi tavrınız ne böyle? Hayır. Bu konuşmanız ne böyle sizin? Yok ki. Saçımdı. Yok gelinin bileziği, yok kendi bileziğim, yok boyanmışım, yok bilmem ne yapmışım. Bu silgilendirmez ki. Herkesin bir kişiliği, karakteri vardır. Benim karakterimden vazgeçiremezsiniz yok, yok beni. Birden fazla karakteriniz var Başak'ın dediği gibi. Olabilir. Karakterlerinden de çok memnunumdur. Altın. Adamı bozarmış. Ya. O zaman sizi bozdu ki. Ömrü hayatımda ilk defa görmedim ki. Sizi bozmuş. Sen bana mı öğretiyorsun yemeğin ne şekil olduğunu?
Boş tabağı niye koyacaksın orta yere? Daha niye buraya geldim? Az bir puan mı 2 puan? 2 puan iyidir benim için o tabağa. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? O resmin kapatılması gerçekten beni kırdı. Şimdi gelini getirmiş, resmini kapatmış. Gerçekten saygısızlık. O sadece kayınvalidesine değil, hepimize hakaret etmiş oldu. Kendi gelinimle geçinemiyorsam, dışarıda kötüysem onu alıp buraya gelme. Kim bileziklere doğru gidiyor? Başak, sen kendi kayınvalidene baksana. Kardeşini bile evine kabul etmiyor. Sen ederim diyorsun da senin kayınvaliden kalkıp da kardeşini bile gelemez diyor. O konuşuyor da öyle işte. Onun demesiyle miydi her şey? Konuşuyor. Sen onun evinde oturuyorsun. Oğluna sözü geçiyor. Nasıl onun, konuşuyor? Onun evi olabilir ama şu an orada ben oturuyorum. İstemediği an yani, kapıdan sokmaz. Bu üzerimde her türlü hakimiyeti kurabileceği anlamına mı geliyor? Buradan bunu mu anlıyorsun? Sen zorundalıkları olan bir gelinsin. Hiç de bile vallahi istediğimi de eve alırım, hiç de bir şey diyemez. Böyle saçmalık olabilir mi ya? O benim kardeşim, canım, ciğerim yani. Kimseye de hesap vermem vallahi eve geliyor diye. Bu senin açından böyle. Kayınvaliden böyle düşünmüyor ama. O ne düşünürse düşünsün. Kayınvalidenin öyle konuşmasına hiç şaşırmadım ben. Çünkü zaten kendisi de istemiyormuş kardeşini. Yani ben çok tuhaf geldi bana yani insan kardeşidir, canı ciğeridir ne olursa olsun yani. İnsan ne olursa olsun bir kere şans verilmeyi hak eder. Kayınvalidem bu düşüncesi gerçekten beni de deli etti, çileden çıkardı. Gerçekten böyle bir düşünceye sahip olan bir kaynanam var, ne üzücü. Ne oluyor? Etlerinize bakıyorum. Bakayım. Patlıcanlarınızı kızartıyorsunuz. Evet. Evet. Etimde o arada suyunu çekmeyi bıraktım. Evet. Yani patlıcanlar böyle pişmişle pişmiş arasında daha Hatice patlıcanları kızartıyor. Fatih Bey, bu arkadaş yanlış kesmiş sanki patlıcanları. Ben mi yanlış anladım? Nasıl yanlış? Uzun uzun kesecektim. Ben de görmek istiyorum. Gelebilir miyim? Özlem patlıcanlarını böyle yaptı ama yanlış yaptı patlıcanları. Siz böyle kesmediniz mi? Öyle, seninki yanlış. Uzun uzun olacaktı Özlem. Özlem'in patlıcanları yanlış. Patlıcanları böyle ilk önce düz kesecektik, evet. Sonra ortadan ayıracaktık. Sen? Ben bu şekilde anladım ama. Patlıcanlar düz olarak gelecekti. Bakın, gösteriyorum şimdi sana. Patlıcanları böyle kesmen lazımdı. Boyuna böyle kesmen lazımdı. Tekrar alabilir miyim? Patlıcan getireceğim. Patlıcan getiriyoruz değil mi? Evet. Bu patlıcanlar böyle kesilecekti tamam. Canım. Yani bunu uzun uzun kesilecekti. Ay bunları da kızarttın zaten. Sakın atılmasın bunlar. Hemen tuzlu suya bir şey koyun. Özlem'in elinin lezzetinin falan olduğuna inanmıyorum. Bayağı bir iddia ile geldi. Yaparım ederim şu kadarlık evliyim falan filanla geldi. Biz de tabii bir şeyler yani kendi adıma bir şeyler çıkartabileceğine inandım. Çünkü kayınvalidesi de sürekli bulunca tabağını. Ama bu 2 gündür yani kesinlikle Özlem'den hiçbir şey beklemiyorum. Bu patlıcanları bile yani. Bir patlıcan insan nasıl kesileceğini bilemez mi? 2 kere anlattık, 3 kere anlatıldı yani. Onu bile yapamıyorsa bence bu saatten sonra Özlem hiç iddialı konuşmasın. Evet, nasıl gidiyor şimdi bakalım. Ha, şimdi soru sorayım size o zaman. Şimdi kızlar. Anneniz, kendi anneniz, tamam mı? Doğum günü geliyor ve annenizin, kendi annenizin çamaşır makinesi bozulmuş. Tamam mı? Tamam. Siz de annenizin doğum günü diye çamaşır makinesi bozulmuş diye annenize bir tane çamaşır makinesi alıyorsunuz. Full. Tamam mı? Tamam. Sonra aradan zaman geçiyor. Kayınvalidenizin doğum günü geliyor. O zaman da kayınvalidenize böyle minnacık güzel bir çanta alıyorsunuz. Ve kayınvalideniz çok bozuluyor. Alabilirim Fatih Bey. Çalışıyorum. Kendi param. Hani eşim diyemez ki yani senin oğlumun parasını götürüyorsun, veriyorsun diye. Bence söyleyemez. Çünkü ihtiyacı da varsa
Tabii ki de alacağım. Ben onunla evladıyım sonuçta. Eyvah, yani eyvah. Aynı şey kayınvalidem için de geçerli. Onun da yoksa ona da onu alırım yani. Kimin ne eksikse onu alırım. Bu arada Özlem'in patlıcanları geldi. Evet Fatih Bey. Özlem'in patlıcanları geldi. Biraz hızlı hızlı yapayım. Bak göstereyim ben Özlem'e şimdi bunu. Ben patlıcanı şöyle yaparım hayatım. Şuradan doğrarım. Şuradan da keserim biraz. Ondan sonra da şunu şöyle yapıp. Cevap verin. Başak ne diyorsun benim söylediğim şeye? Fatih Bey belki annemin döneminde maddi durumum iyiydi. Aldım ona çamaşır makinesi. Belki kayınvalidemde durumum biraz iyi olmadı da aldım ona çantayı yani yoksa. Kız bozuldu. Sen annene çamaşır makinesi aldın. Kayınvalidenin doğum gününde de çanta aldı. Böyle küründen bir çanta işte. Küründen. Hiç yoktan yani. İyidir yani Fatih Bey niye alınsın ki? Ben şimdi ikisini kaynanız de... ne der bu konuya? Bu bozulur mu? Bozulur. Annem çok bozulur. Benimki garanti bozulurdu Fatih Bey. Ya. Evet. Allah aşkına bozulur mu? Annene koskoca çamaşır makinesi aldım. Bana bir çanta. Vallahi kıyamet kopartırdı benimki. Peki Yordanur sen? Ha, ihtiyacı varsa anneme almışımdır. Bir dahaki bu doğum günü almadım diye bozulmasına gerek yok. Sonra onun ihtiyacı olan bir şey çıkar ona da alırım. Tepki göstermesi yersiz olur. Ben dedi kendi çalışmışım, evet. Kendi paramla anneme almışım. Almışsın. Sen oğlanın parasıyla hem annene hem kendine alırken iyi de kendi paranla niye kayınvalidene güçlü bir hediye almıyorsun? Bozulmaz i̇şte diyor ama senin gibi. Senin benim ben bozuluyorum. Ama o cümleyi kurarken öyle kurdu. Ben kendi paramla almışım yani diyor. Kendi paranla da kayınvalideni alacaksın o zaman. Ya evet kendim benim ayrıştırıyorsun oğlum. Ayrıştırıyorsun zaten. Bana ne yani? O onun annesi, bu benim annem. Olmaz. Bu benim param. Öyle şey mi olur? Olmaz. Sen kimi sahipleniyorsun o zaman? İnsan evlendiği zaman çocuğunu sahiplenir. Kocasını sahiplenir. Evet. Evini evet. sahiplenir. Evet. Her şeyini sahiplendiğin zaman kayınvalideni de sahipleneceksin. E tabii ki. Kayınpederini de sahipleneceksin. Evet. Başak sen alırsan kıyamet kopar ben sana diyeyim. Yani kayınvalidem evet buna bozulur. Bozulur kesin. Alınır. Ama sonuçta anneme param yetti kayınvalideme yetmedi ne edeyim şimdi? Ama lafı da yersin. Lafı evet biraz laf yiyebilirim ondan ama ne derse desin sonuçta ne yapayım? Ben bu soruyu acaba kayınvalideler ne diyecekler ben oraya bir geçeyim kayınvalidelere soracağım bakalım ne oluyor. Adımız kaynana değil mi? Maalesef. Vallahi. Kazanda kaynayalım daha iyi. Vallahi katran kazanında fokur fokur. Kaynıyor musunuz? Kaynıyoruz gelinler. Vay 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 tam kaynatıyorlar bizi ya. Vallahi hemen beni trip yaptı dedi. Hiç trip de yapmam yani aslında. Ama Özlem beni öyle yansıtmadı. Yok haksızlık yapıyorlar. Evet. Ne yaptı? Haksızlık. Bu şey kaynana mevzusunu mu? Evet. Hediye mevzusunu evet. mu? Evet. Duydunuz değil mi onu? Evet, evet Fatih Bey sorduğun soruyu duyduk. He. Hatice'nin verdiği cevap. Ben kendi kazandığım parayla anneme almışım. Ne karışır ki ne demek? Oğlan kazandığında hem senin annene hem kendi annesine aldığında ne oluyor? Başak ne diyor ya? Başak ne diyor sen ne diyorsun? Yani annesini o kadar büyük hediye alacak. Doğum günü gelince bana küçücük bir çanta. Niye? Ne yaparsın? Kızarım tepkimi. Kızdın. Ne, nasıl iyi kızdın kızdın ne oldu? Hiçbir şey kendi kendimi yedim. Değdi mi? Değmedi ama değmedi. Olsun o anda dedim ya. Dedim mi? Senin için de karışmıyorsun. Sinirimi bozamam. Annesinin ihtiyacı varmış, almış. Benim ihtiyacım yok. Belki de benim çanta ihtiyacım vardı onu aldı bana da. İşte değil. Bence sen böyle gelin almayın lafının tam karşılığısın Özlemciğim. Yani sen bu kadınla ne yaşadın da bu kadın ben onunla kalmaya devam etseydim kesin ruh hastası olurdum diyor. Şimdi sana bir şey soracağım. Daha doğrusu hepinize soruyorum. Şimdi bir çocuk büyütüyorsunuz. Hatta ben iki çocuk büyütüyorum. İki tane çocuğum evet. var benim. Düşünün kayınvalideniz çocuğunuza her yaptığınıza müdahale ediyor. O öyle değil böyle, öyle değil şöyle. Ama her yaptığınıza müdahale ediyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak ben ilk doğumumda kayınvalidem yanımdaydı. Tamam. Allah'ıma şükürler olsun. Hep yanımdaydı ve hiç o kadar tecrübesizdim ki onun sayesinde tecrübeyi öğrendim. Tamam. Ve hiç de yakınmadım. Yani sürekli karıştı, çocuğu nasıl tutmam gerekti. Ya sen bunun için dua etmelisin, şükretmelisin yani. Şükretmelisin. Başak,
Şimdi yakınmadım derken tamam baktı etti bana yardımcı oldu. O noktaya bir şey demiyorum ama çok fazla her şeye müdahale ediyor. Demek ki bir... Bir raddeden sonra da yani kabak tadı vermeye başlıyor açıkçası. Ama kadın zaten şimdi diyor. Birinci çocukta müdahale etti. Bari bırak ikinci çocuğu da ben istediğim gibi büyüteyim. O kadar da tecrübe edinmişim. Ama sonuçta. İşte çok uyuşuksun, çok bir şey yapamıyorsun. Başak kadın güvenemiyor sana, ne yapsın? Nereden biliyorsun? Çocuk çocuk can yani, anladın mı? Tamam kadın, can, benim çocuğum. Kadın kayınvaliden zaten bahsediyor senden. Uyuşuk diyor, şey diyor. Hani Başak biraz da gelinler açısından bak. Neden hep kayınvalidesini koruyorsun? Çekmiş ki kız bir şeyleri yaşamış, sürekli karışmış, müdahale etmiş. Bence kayınvalidesi de Özlem'den çok çekmiş gibi. Özlem diyor ki benim kaynana hemen tribe girer diyor. Anneme makine aldığım zaman diyor. Ona çanta alırsam o ben tribe girermişim. Keşke girsem, benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Öyle mi? İstediğini alsın, bana ne ya? Gelinlerin gözüne çok kötü görünüyoruz. Ha, sen diyorsun ki ben öyle diyorsun. Bana ne? Alsın annesi. Ben isterim ki gelinim çalışarak annesini almasın. Benim oğlum desteklesin kayınvalidesine, götürsün bir çamaşır makinesini koysun oraya. Ama ne var? Ama alsın ne olacak? Sen ne? Öyle demiş, böyle demiş. Sen baştan bu aslında bahane diyorsun lafı. Sen almasına karşısın. Hayır. Hayır. Vallahi öyle. Siz dedik ki ay olmaz. Ay vallahi öyle zannediyorum. Almasına karşısın. Açacağız söyleyemiyor. Hayır. Açacağız söyleyemiyor Fatih Bey. Hayır işte Bilal. Eşin video göndermiş ya. Hani evet. Biz o kadar konuşuyoruz, anlaşıyoruz, biz böyle anlaşıyoruz falan diyorsun. Biraz önce de anlatıyorsun işte. Çocuk yüzünden kavga ettik falan filan, eşin mi falan gibisini. Yani eşin de bildiğin tasdiklemiş yani sizin anlaşamadığınız. Siz buraya sadece altın almak için mi geldiniz? Yok, hayır. Çünkü eşin de söylemiş ya direkt. Altınları alın gelin, hani sizin anlaşamadığınızı biliyorum zaten, hani altınlara odaklanın gibi bir cümle. Evet, altınları almaya geldim Hatice. Burada ben iyi geçinmeye ya da arkadaşlık kurmaya gelmedim, altınları almaya geldim. Kabul ediyorsun niye geldin yani buraya? Kabul ediyorsun. Hayır. Evet kabul ediyorum, ben altınları almaya geldim. Ben altınları diyorum. Tabii ki de almaya geldim ama ben kayınvalidemle gayet iyi bir şekilde anlaşıyorum. İkili oynamıyorum kesinlikle, sizin gibi değiliz. Hani siz bir öylesiniz, bir yerden yere vuruyorsunuz. Hani gerçekten ben sizi çözemiyorum ama eşin söylediği için artık kesin yani eminim. Eşin söylüyorsa yalan söylemiyordur diye düşünüyorum. Farkındaysan eşim, altını çizerek söylüyorum, pek anlaştığınız söylenemez diyor. Biliyorum, normalde pek anlaşamazsınız. Birbirinizi çok sevdiğiniz söylenemez. Ama orada birbirinize sahip çıkın. Siz ya öylesiniz ya böylesiniz ya çok güzel oynuyorsunuz. Çözemiyorum yani. Yani oynama konusunda açıkçası ben senin eline su dökemem Hatice. En gerçekçi insan benim. Bana gelip de diyemezsin ki sen başta şöyleydin, şimdi böyleydin diyemezsin. Ama bir altın içinde yani anlaşmadığın kayınvalidenle buraya gelmen çok saçma. Sen anlaşarak gelmedin mi kayınvalidenle? O zaman neden 5 bileziği kayınvalidene verdin? Laf alıyorsun vermeseydin, ayrı bir yere koyuyorsun. İşine gelmeyince bu şekilde söylüyorsun. Hatice biz de yani gönlün ortada. Dedim. Siz kendiniz iki birey olarak anlaşamıyorsunuz. Evet biz altınları anlaşarak geldik ve paylaştık yani. O apayrı bir konu. Taklidini yapıyormuşsun. Evet yapıyorum. Yap bakayım şurada. Ya. Hadi. Hatice taklidini yapıyormuş. Ay ya yani ben de bekliyordum gerçekten. Ne zaman yapacak diye. Ben istiyorum. Hepinizden 5 istiyorum. Bütün kayınvalidelerden istiyorum. Ve? Olmadı bence Başak bu sefer. Ben ya
Taklitler aslında yaşatır diyor ama sen taklitimi bile yapamıyorsun. Yapıyorum, yapıyorum. Tek. Ben çok güzel taklitini yapıyorum da ağlayasım gelmedi. Yapamazsın. Ağlayasım gelmedi. Tabii bak, ben zaten burada seller sular sürekli ağlıyorum değil mi? Sen çok ağlıyorsun Göz var, nizam var. Taklitimi bile yapamadı Fatih Bey yani. Olsun da aslında Başak espri yapıyor. Kız kötülüğünden değil be. Aynen öyle o. Ya kötülüğünden değil, Başak ama Fatih yapıyor. Bey yarışma... Aşık atarlı ya, zannediyorlar ki Başak deli ve sinirli zannediyorlar. Ama atarlı. Yarışma... Ama Fatih Bey yarışmacı olarak böyle ağlayan arkadaşlar değil de daha güçlü karakterleri severim yani mesela. Duygusal ben mesela ama. Çok duygusal ama ya. Mesela ne bileyim bir alınca hemen ağlıyor. Bütün kayınvalidelerden 5 istiyor. Yani... Yok be bir kere böyle duygusal da hep ağladığını görmedim be onun ben. İşte yani başka bu arkadaş benim, çok ağlıyor benim Fatih Bey. Benim eksiğim yok ya Fatih Bey. Bir iki kere yakaladı haberi onu söylüyor. Bir iki kere mi? Eksiğim yok geldiğimden yani. Beri ağlıyorsun. Bir de televizyonda da ben seni ben ağlarken tek gördüm. Ben tek açacağım. Hepsini izleteceğim canım. Tamam ben mı? Burada seni gördüm. İzletmene gerek yok. Yo, ki. Bence yanlış hatırlıyorsun. Gözlerin de bozuktu herhalde. Hiç gözlerin bozuk falan da değil. O yemeklerini de akıtma artık o gözyaşlarını. Tabii. Lezzet saygılar. Veriyorum ben. Hürmetler. Lezzet veriyorum. Hadi canım al da git. Mis gibi oldu ya. Efendim? Tam Ramazan kebabı. Vallahi güzel gözüküyor. Çok güzel oldu. Güzel gözüküyor vallahi. Of 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 of. Şöyle ekmeği bana yiyeceksin. Değil mi? Karnımız da tok, iftarı yaptık ama hala da canımız istiyor. Çünkü çok güzel oldu. Evet, 5, 4, 3, 2, 1. Fırınlardan çıkartın. Hadi, hadi kızlar, hadi yurdan ör. Çıkartıyorum. Neyse, yemeklerimiz olmuştur. Yemekler hazır o zaman. Sunum başlasın. Sen bana mı öğretiyorsun yemeğin ne şekil olduğunu? Boş tabağı niye koyacaksın orta yere? Daha niye buraya geldim? Az bir puan mı 2 puan? 2 puan iyidir benim için o tabağa. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? O resmin kapatılması gerçekten beni kırdı. Şimdi gelini getirmiş, resmini kapatmış. Gerçekten saygısızlık. O sadece kayınvalidesine değil, hepimize hakaret etmiş oldu. Kendi gelinimle geçinemiyorsam, dışarıda kötüysem onu alıp buraya gelme. Kim bileziklere doğru gidiyor? Sevgili seyirciler, sunum başladı ve kayınvalideler gelip puan verecek. Bakalım bugün finale bir gün kala bugün puanlar nasıl olacak? Hangi gelin 5 puan alacak? Bakalım ve kayınvalideyi çağıralım. Hanife Hanım gelsin bakalım. Hanife Hanım buyurun. Geldik Fatih Bey. Geldik, merhaba. Merhabalar. Evet. Böyle bir al al gördüm. Ay teşekkür ederim. Al al. Ay teşekkür ederim. Al al desin orada da al evet, al derler. Al al derler. Evet. Şahane bir kebap. Evet. Vallahi güzel bir yemek. Ne oldu? Güzel mi? Fena değil bu. Evet. İkinci tabağa geçelim. Bakalım. Etlerin pişmeleri hepsi hemen hemen aynı yani. Anladım. Yemeğin tadına bakalım. Evet. Üçüncü tabak. Bu da biraz sanki tuzu mu az geldi bana? Anladım.
Yani. Dördüncü tabak. Söyleyin, bir ikili puan verelim, gel. Önce puan istiyordum. Birinci tabağa kaç puan veriyorsun? Buna 4 veriyorum. İkinci tabak. Bir veriyorum, biri kullanmak zorundayız. Üçüncü tabak. Tam bir şey demedim. Veriyorum. O da. Değiştirebilir miyim? Onun üstüne bir daha şey geldi bana. Ne geldi? 4'ü buna veriyorum. 5'i ona veriyorum. 5, 1, 3, 4. Bu iş doğru. Şimdi. Şu 3 puanlı tabağı açalım bakalım. Evet. Üç puanlı tabak kimin? Kaldırıyoruz. Finale bir gün kala. Kaldırdık. Hatice. 3 puan. Evet. 4 puanlı tabağı evet. Kaldırıyoruz. Kaldırdık. Yurdanur 4 puan. Bakalım. 5 puanlı tabağı kaldırıyoruz. Ay, bakalım. Bir derin nefes alayım. Yani derin bir nefes alayım. Başak mı, Özlem mi? Aynen öyle. Kaldırdık Başak. Şükürler olsun be yarabbim ya. Ben çıldıracağım ya. Bence bir şey söyleyeceğim. Geçin yine. Geçin. Bir şey söyleyeyim. Şurada nasıl olsa puan ver dedim. Bence Hanife Hanım gelinin elinin tadını biliyor. Birlikte de yaşıyoruz ya Fatih Bey. Bence öyle. O yüzden 5 puanlar alıyor. Nasıl bulabiliyor? Bak kararsız kalıyor, tekrardan dönüyor, tekrardan buluyorsunuz yani. Evet. Hayret ediyorum nasıl ya. Nasıl anladın anne? Benim ama yaptığımı nasıl anladın mesela? Elinin bak Fatih Bey'in dediği gibi elinin lezzetini gerçekten biliyorum. Bizimkilerin elimizin lezzeti yok sizinkiler, muydu? Sizinkiler hayır lezzetli demiyorum. Bak sizinkiler de lezzetli ama damak tadıma uygun. Başak'ınki daha güzel geliyor ama bana. Aynı bak tamam farklı malzemeler kullanırız anlarız deriz ki size ama göre yemek tamam yapmış da, ama el yapımı malzeme farklı kızım el yapımı el yapımı. Her evin soğan doğraması her kişininki farklıdır. Yani bravo gerçekten bravo. Tamam 3 verdiniz benim tabağa şu 3. tabak 3. sıradaki benim siz konuşmuyorsunuz herhalde 5 verdiği için. Sor geçeceğim Hatice, sizi. Ben konuşabilir miyim? Ben bir söyleyeyim hemen geçeceğim. 3 verdiğiniz tabakta eksik neydi? 3 tabakta o 3. numaradaki o patlıcanı tam böyle şey kızartamadın. O içinde biraz çığ geldi bana. Yok artık. Evet. Yani o kadar çok kızarttım ki hatta bu patlıcanlar nasıl kızartılacaktı biliyor musunuz? Yağın içine koyacaktı sadece hafif rengi değişip çıkacaktı. Biz çok bile kızarttık onları. Ama ağzıma aldığım zaman böyle vıcıklaştı o. Pişmiş daha ne güzel işte daha ne istiyorsunuz? Çok güzel ama pişmiş. Ama pişen vıcıklaşır mı ağzı? Tabii ki de piştiği için vıcıklaşır çünkü hayır, fırına da giriyor. Hayır, patlıcanı kızarttığın zaman, güzel için fırına da girdiği tamam zaman o çığlık ağzında gelmez. Bence yanlış biliyorsunuz. Ha. Fırına girdiği için, sulu sen olduğu için vıcıklaşacak yani. Sen bana mı öğretiyorsun yemeğin ne şekil olduğunu? Ben yaptığım yemeği biliyorum ya. Hatice konuşabilir ben de yediğim yemeği biliyorum. Vallahi en güzel, en hoşuma giden oydu, en güzel, ona en verdim. En güzel, en hoşunuza gideni değil, gelinizin tabağını buldunuz, uygun oydu. Her zamanki var mı gibi diyeceksin, buldum ya. Zaten. Sen de kaymadan bulsun. Var mı diyeceğim, var mı diyeceğim. Evet. Söylüyorum çok zaten şey söyleyeceğimi. Bir dakika Başak, bir dakika Yurdanur. Bir dakika. Şimdi 1 ile 2 arasında kaldınız. Dediniz ki çok benziyor dediniz. 2 numaraya da 1 verdiniz ya, böyle bir şey olamaz yani. O hiç güzel değildi. Onu orada neden Özlem dile getirmiyorsunuz ne benziyor diyorsunuz ya. Özlem. Ben bunu anlamıyorum yani. Özlem. Ne konuşursanız konuşun biraz, Allah aşkına insan üzerine gitmeye bayılıyorsunuz. Biraz sorunu kendimde arasam. Sen bugün zaten burada yoktun. Dün de yoktun. Yani sen sana bir şeyler olmuş yani. Dün sen olmak zaten yemekte de yoktun. Hiçbir performansını da gösteremiyorsun.
Sen biraz kendinde ara istersen Başak, bence sorunu. Ufak bir açığı buldun, oradan ilerleme hiç Yo, boşuna. Yo, iki gündür yani böylesin. Ben yemeğimi sundum, orada boş bir tabak da olabilirdi. Patlıcan olmaya da bilirdi. Sonuçta ben yaptım. Aynı boş eşit sürede yetiştirdim ve sundum. Yere. Daha niye buraya geldin boş tabağı ortaya yaratmak tamam, için? Tamam sundum diyorum Demek ben de güzel yani yapamadın. Size. Zaten pandemide de yanlış yanlış doğramaya çalışıyordum. Bir kafam buralarda değildi güzel yani. Güzel yapamadım. Niye kabul burada. Etmiyorsun? Biraz hak ettim mi diye bir sorgula. Hak etmedim. Hak etmişsindir hak etmedim. Ve puanlamalar devam ediyor. Hanife Hanım Başak'ın tabağını buldu. Niye buldu? Nasıl buldu? Gelinler böyle bir kaynadı. Şimdi Nurten Hanım geliyor bakalım ne yapacak? Kaç puan verecek? Nurten Hanım iyice yazı getirdiniz böyle sandaletlerinizde falan. Evet. Değil mi? Evet. Tuzak oluyor maşallah. Hadi bakalım. Buyurun. Patlıcanına falan baktınız mı? Ha. Yorum alayım biraz. Ay kayınvalideler yorum yapmıyor yani ya. Korkuyoruz artık. Evet. Nasıl olsa korkup da sinirleniyorsunuz sonra yapın. Korkuyoruz Fatih Bey. İyi. Birinci tabak iyi dedi. İkinci tabak. Siz Sivaslıydınız değil mi? Evet. Sivas'ın yollarına çıkayım, dağlarına bırak. Bu da güzel. Bırak ölüm yazım yoluma bay. Bu da güzel. Üçüncü tabağa bakalım. Bu daha güzel. Dördüncü tabağı da alalım. Puanlara geçelim. Bir numaralı tabak. Bir. İki numaralı tabak. İki. Üç numaralı tabak. Beş. Beş. Dört numaralı tabak. İki. İki. İlk ikiyi açalım o zaman. İki puanlık tabak. Geliyor. Bakalım kiminmiş? Kaldırdık. Hatice. Evet. Kaldırdık. Başak. Özlem mi? Yurdanur mu? Yurdanur mu? Özlem mi? Özlem mi? Yurdanur mu? Evet. Şimdi ben bunu yapayım zannediyor ki onu. Vallahi bilmiyorum kim olduğunu. Hangisi acaba? Hangisine gidecek bakalım. 5 puan. Nurten Hanım'ın 5 puan verdiği tabak. Bakalım gelinine mi gidiyor, Yurdanur'a mı gidiyor? Kaldırdık. Özlem'e. Ve şöyle bırakayım. Kayınvalideler gelinlerinin tabağını buluyor. İyi güzel buluyorsunuz da bari diğerlerine haksızlık etmeyin ya. Hiç yorum yapmadınız. En son tabağa hiç yorum yapmadınız. Güzeldi. Diğerlerini bilmiyorum ama yani gidip iki verdiniz ya. Neden? Tamam gelinizin tabağını buldunuz. Tamam. Olması gereken oydu. Ama diğerlerinde mi hiç eti de mi pişmemiş, bir şey de mi pişmemiş? İkilik tabaklar mıydı onlar? Şimdi birinci tabak, evet eti pişmemiş, idare edecek şekildeydi.
Peki tamam. İkiye iyi dediniz. Nasıl pişmez ya? Ama ben kendim iki kere yedim ve en büyük parçasını yedim. Gerçekten de yumuşacıktı. İki kere üst üste yedim. En büyüğünü yedim bak. En büyüğü zor pişer ve yumuşacıktı. Nasıl pişmiyor? Size geldiği zaman bunlar nasıl pişmiyor ben anlamıyorum. Yani ayrı bir şekilde herhalde dondurucuya tekrar giriyor. Soğumuş bir şekilde geliyor. Sert geliyor. Yani ben çözemiyorum artık burada hiçbirini. Mühürlemesini yapamıyorsunuz demek ki. Nurten Hanım. Buyurun. Öncelikle etimi koydum ve çok güzel mühürledim. Hatta tabağıma iyi dediniz. Ve şu an çıldırmak üzereyim. Ve bana çok düşük bir puan verdiniz. Ben bunu hak ettim mi? İyi dediniz bir puan, iyi dediniz bir tabağa 2 puan verdiniz. Ne oluyor? Az bir puan mı 2 puan? Nasıl az bir puan mı? Tam çok iki, puan mı? Pardon da yani. 2 puan iyidir benim için o tabağa. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Ama hepsini iyi pişmiş dediniz. Ateşi, seninkine geleyim. Seninkinde patlıcanların yanmış. Kabuk gibi kalmış orada zaten. Etin de yine pişmemiş. Başka ne vardı? Domatesin de pişmemiş. Hayır, fasulyem, orada bakabilirsiniz bak, zaten. Bir şey, bak orada patlıcan kabukla duruyor sadece. Tamam, fasulyem haşlanmış gelmiş. Hadi ona da söyleyeyim pişmemiş diye. Söyleyin, kuru fasulyeyi fazla sevmediğim için zaten mecbur yemek zorunda kaldım. Etimiz de pişmiyor, hiçbir şey mi? Biz burada 45 dakika yapamıyorsunuz siz. 45 dakika burada boş boş durduruyoruz zaten. İşte çene yarıştırıyorsunuz. Tabii. Çene yarıştırdığınız için yemekleri es geçiyorsunuz. Sizin gibi içeride es oturuyoruz değil mi? Es geçtiğiniz için ne tadı var, ne tuzu var, ne pişiyor, hiçbir şey olmuyor. Madem tadı yok, tuzu yok, bir şeyi beğenmiyorsunuz bu yarışmada ne işiniz var? Beğendiğime puan veriyorum. Çok veriyorsunuz. Ama bence hiç beğenmedin 2 puanı. Ya 2 puan beğenilecek bir puan mı sizce? Dalga mı geçiyorsunuz? Ben anlamadım. Beğenmedim mi? İyi diyorsunuz. Yani söylediğiniz ve verdiğiniz puan birbirini tutmuyor ya. Başak, senin kayınvaliden benimle senin tabağına aynı yorumu yaptı. Sana 5'i verdi, bana 1'i verdi. Sen hala neyi savunuyorsun? Aynı ya? Yorumu mu yaptın? Aynı evet, yorumu yapmadım. Benziyor dediniz. Yani benziyor dediniz. Yemeklerin hepsi birbirine benziyor dedim. Bir tanesi güzel pişirdi, öbürler doğru dürüst pişirmedi dedim. Bir tık daha yurdanurunkinin eti şeydi. Kayınvaliden de aynısını söyledi. Hepsi birbirine benziyor dedi ama 1, 2, 2, 5 verdi geçti. Yani neden? Valla dua edin ki hepsine bir vermemiş. Verseydiniz keşke ya 2 verdiniz, 1 verdiniz. Vallahi fark ediyor ki? Senin gelinin daha patlıcanları bile doğru düzgün doğrayamadı ya. Buldum bir şey oradan yürü başarttı ya. Yani. Adaletsiz işte başka bir şey değil. Dedim ya patlıcandan buldum. Çok cır 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 yapıyorsunuz. Yapacağınız şeyleri de şaşırıyorsunuz. Hiç dik yapmayın. Evet. Burada yapacağın şeyi şaşırıyoruz. Sizin gelininiz bizim hiçbirimizde. Çenemizde yarıştı, elimizde yarıştı. Hiçbir şey şaşırmadık. Sizin gelininizi şaşırdı. Lezzetli olduğu için de birileri aldık işte. Yani uzatmana hiç gerek yok. Evet, yani. Lezzetsiz öğretime göre lezzetli. Yurdanır, dün sana 5 verdim. Evet. Niye konuşmadın o zaman bana ama bir şey? Ama gelinin gelinime 2 puan verdim gelinin dün. Gelinin de kayınvalidem aynısını yaptı. 5 alınca teşekkür etti. 1 alınca dün bağırmaya başladı. Aynısını o da yapıyor. Önce bir ona sorun. Ay kusura bakmayın. Benim vereceğim puanlar bu kadar. Fazla sorgulamanıza gerek yok benim. Sizin zaten gelininizin modu da düşüktü. Yemeğini de doğru düzgün yapamadı. Hepsini karıştı. Anladınız. Onun için en lezzetli olmuş. Diğer bütün güzel yemekleri kötü puanı verdiniz. En kötüsünü en iyi puanı verdiniz. 5 verdin. Başak neden hazmedemiyorsun ben 5 alınca? Neden hazmedemeyeceğim ben seni? Yani bildiğini hazmedemiyorsun. Hakkını vereyim mi Başak? Hazmedemiyorsun. Almadın hazımsızlık problemi yaşıyorsun. Hakkını almadın. Hazımsız falan da değilim. Senin neyini hazmedemeyeceğim? Soda vereyim mi Başak? Neyini hazmedemeyeceğim senin ya? Senin neyini hazmedemeyeceğim? 5 aldığın için hazmedemiyorum. Dün bir bugün iki neyini hazmedemeyeceğim? Sen. Korkum var galiba. Koluna bilezik mi taktın? Neyini hazmedemeyeceğim? Göreceğiz. Bırak bu işleri. Patlıcanlar güzel Nurten sanki. Hanım siz aşçıyım diyorsunuz ya. Evet. Yemeği en önce ben attım ve arada 10 dakikalık bir uzun süre vardı. Bak izin verirler mi? Ben oraya geçeyim sana patlıcanları göstereyim mi? Pişmeme imkanı kesinlikle yok. Bak etlerinizin gelininki biraz daha pişmişti. Etleriniz. En son koymasına rağmen gelininki pişmişti yani. Öyle mi? Bence savunmayın. Ve puanlamalar devam ediyor. Kim puan verecek? Hüsnüm. Koşa koşa geliyorum. Evet, koşa koşa geldiniz. Hüsnüm'cüğüm. Güzel bir yemek. Bakınız ve puan veriniz. Buyurun. Güzel, patlıcanlı yemek dersen fasulye de yakışmış. Değil mi? Evet, güzel olmuş. Evet. İkinci tabak. Bunun patlıcanı bana biraz acı geldi. Niye?
kaçtı. Yorum yorum. Bir şeye benzetirdin hani, bir şeye benzetmedin. Evet, bir şeye benzetmedim çünkü feyiz alamadım. Feyiz miydi, feyiz miydi? Hüsnü'nün feyiz alması gerekiyor, feyiz. Bundan ilham aldım. Bu bizim şeye benziyor. Böyle oğlanlara sünnet düğünü yapmışım gibisi. Şöyle kalabalık eğleniyoruz falan. Oğlan doğurmanın keyfine vardığı noktadır oğlanlara sünnet yapmak. O zaman puanlara geçelim. İyi, fena değil. 3. 1. 1. 5. İlk bir açalım mı? Açıyoruz. İlk bir kime gidiyor efendim? Hüsnü Hanım verdi. Kaldırdık. Yurdanur. 1 puan. 3 puanlık tabağı açalım. Bu 3 puanlık tabak kimin acaba? Bakalım kimin? Kaldırdık. Özler. 3 puan. Hatice mi? Başak mı? Kaldırdık Başak. Afiyet olsun. Ve... Aa, yok. Aa, yanlış tabak. Şaşırdım. Herkes ne güzel gelinlerini buluyor. Beşleri basıyor. Sen de geliyorsun. Çok da güzel biri basıyorsun. Gene başladın herhalde bir basmaya. Neyini beğenmedin tabağımı? Vallahi bana en iyisi 4 numara gelince ona bir vermem şarttı. Bir vermen, ya ben en önce koyuyorum. En güzel özleşiyor. Yani o kadar çok pişiyor ki yani birbirlerinin içine giriyor bu lezzeti. Nasıl bulamıyorsun da gidip yani şurada düğün yapmışsın, oğlan doğurmuşsun, onun sünnetini yapmışsın. Çok feyiz aldı ama Hatice, lütfen. Diyemiyorum ya, gerçekten bir şey diyemiyorum ya. Vallahi bu bilezik alamıyorsak ben daha da yani bilmiyorum. Yani artık burada emek vermek de istemiyorum. Hani bir alınca böyle konuşuyorsun değil. Hani bak diyorum ki ben diğerlerinden bir almam sorun değil. Senden istiyorum. Benim benden, tabağımı bul istiyorum benden ya. Benden 5 aldın Hatice. Benden tamam, aldım, bayağı bitti bir 5 aldım. Tamam aldım, bitti mi bayağı o zaman? Bir, hayır bitmedi. Sen lezzetini bitirme yeter. Ben lezzetimi bitirmiyorum zaten. Aynı lezzette yapıyorum yani. Neden sizin ağzınızın damağınızın tadı hiçbir zaman bozulmuyordu? Bizim ellerimizin lezzetleri bozuluyor sürekli. Bir şeyi yanlış kullanıyorsunuzdur ondan. Sen kesin. Diğer kayınvalidelerden kaç aldın? Evet. 3 aldım, 2 aldım. Genellikle de o öyle puanlar verdiler. Çünkü gelinlerin tabağını buldular. Gelinlerinize 5'er puan verdiniz. Evet. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum gerçekten. Ama ilk kez şaşırdı. Hatice artık buluyordu yani. Hüsniye teyze de buluyordu. Bugün yok, bulamadı. Yok yok yok. Ben direkt lezzetin peşinden gittim. Lezzetin 2 haftadır peşinden. Ama buluyordun Hüsniye teyze. Ama 2 haftadır Hatice'nin eli bayağı bir iyiydi. Eli iyileşmeye ben başladı bugün, herhalde. Bugün bozuldu çünkü. Ama ben 1-1 veya 1-2 vermedim ki. Ben 1-3-4-5 verdim. Genelde öyle veriyorsunuz, düşük veriyorsunuz. Evet 3 verdiniz ama, bana, beğendiğiniz için verdiniz. Üç ama kime düşerse biz tabağın altını bilmiyoruz ki kimin adıdır. Yani. Hüsnü Hanım da aynı, kimin olduğunu bilmiyor. Ağız ama tabağımıza göre... Ama gelinizin buluyorsunuz. Ama bulması... Ki kesme tarzından bulmak değil ki ya. Diyorsunuz. Lezzete göre şey yaptık, verdik biz. Hatice sanmıyorum, kesmeye göre nasıl vereceğiz? Hepiniz aynı kesimi yaptınız bugün. Gelinin farklı yapamadı. Hayır, ona yeni yapmayacağın geldi şekeri. Başak ya Allah aşkına. İşte Fatih Bey yardımcı ya. Tamam, yani haksızlık olmasın diye yeni patlıcan geldi. Aynı şekilde kesti. Hepinizinki aynı. Bir şey haksızlık olmasın diye siz de o şekilde puanlama yaptınız. Burada ilk önce Hatice yaptı. Evet, arkasından ben fırına koydum. Ve ilk önce biz kızarttık, biz ayarladık. Etimizin de ben çok güzel piştiğine inanıyorum. İkimiz bir önden koyduk. Fırında da yeterince kalması gerektiği kadar da kaldı. Ama... İkinizin ağzına nasıl olduysa artık tatları farklı geldi. Damak tatları bozuluyor evet. Ama bizim el lezzetimiz bozuluyor. En erken fırın tadını bile bizimkisi yani. Almıştı yani. Ben buna inanıyorum. Çıkarırken de gerçekten inanarak güvenerek yemeğimi buraya koyuyorum. Ama sizlere gelince bu güveni bir şekilde nasıl yapıyorsanız damak tadınız artık hep sizin, doğru. Biz kaçırıyoruz nasıl oluyorsa. Kaçırıyorsunuz çünkü bir şeyi
Farklı kullanıyorsun demek ki olmuyor. Yurdanurcuğum, fırına koyma süresi yani ikimizin arasında ya da üçümüzün arasında beşer dakika ya da 10 dakika yoktu canım. Vardı, ben sizden daha bir iki dakika vardı. Hayır canım. 5-10 dakika yoktu. Ha tamam, Hatice bizden önce koydu. O zaman tamam diyeceğim, haklısın ama kusura bakma. O da önce koydu, demek ki onunki de çok lezzetsizdi. Ve bugün geldi. Perşembe günündeyiz. Finale bir gün kala. Son puanlamaya. Son tadım yapılacak ve puanlar verilecek. Kim verecek ama? Suna Hanım benim. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. Böyle sanki istemi istemeye geldin gibi. Sona kaldım mıydı? Heyecan basıyor bana da o yüzden. Şöyle ortalarda falan gelseydim iyi olurdu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Et biraz sert. Et mi sert? Evet. Yani bu kısa dönemde olabileceğin en iyisi. Yapacak bir şey yok. Acı mı geldi? Acı bile vermişler. Allah aşkına. Vallahi. Biraz daha iyi pişmiş. Hani hepsi çok güzel pişmiş. Eti biraz daha. Anladım. Üçüncü tabağı. Patlıcan çok yağlı. Öyle mi? Tabii tuzdan birazcık hani onun acısını almamış şekilde. Anladım. Dördüncü tabağa bakalım. Katır kutu ediyor valla. Evet. Anladık. O zaman puanlara geçelim. Bir nolu tabak. Bir nolu tabak. 4. 2 nolu tabak. 2 vereceğim. 1. 2 vereceğim. 5 nerede? 5 bugün rahmetli olmuş, uyuyor. 5'i vermek zorundayız. 5'i vermek zorundayız. 4, 2, 1, 2 vermiştiniz. Onu 5 yapayım o zaman. 4 bölü 5 yapıyorsunuz. 5 puanı mutlaka, bir de 5 tamam. Mutlaka vereceğiz. Dengeleme olmuyor tamam. Çünkü. 2 puanlık tabak. 4 numaralı tabak. Kaldırıyoruz. Kaldırdık. Yurdanur. Bu kızın bugün şansı yok. Dur. Hayır. Şuna geliyorsunuz. Yemin ederim bu şansı yok. Bu da 2 puanlık bir tabak. Bakalım bu 2 puan da kime geldi? Kaldırdık. Özlem. 2 puan. Hatice mi, Başak mı? Kaldırdık. Başak 5 puan. Afiyet olsun. 3 puan tabağı kaldırıyoruz. 1. Hadi. Evet. Enteresan bir puanlama turu oldu. Enteresan. Yurdanur kayınvalidesi Suna Hanım ve Hüsnü Hanım, Hatice'nin kayınvalidesi, gelirleri bulamadı. Diğer kayınvalideler bildi. Nasip kısmet meselesi bilemeyeceğim. Evet. Çünkü siz, bir yorum yapmak istiyorum. Gerçekten puan vermeyi artık bilmiyorsunuz. İkinci tabak bak benim değil, savunduğum için söyleyeceğim. Ona güzel eti pişmiş dediniz, düşük puan verdiniz. Baştakini çok pişmemiş çok dediniz. Dedi ama. Çok hayır, pişmemiş dediniz, dedi. Gittiniz 5 verdiniz. Dedi. Burada, hayır, bir dakika. Burada en sert eti yediniz. Fatih Bey de hatta sesi geliyor, kıtır kıtır dediniz. 2 verdiniz, tebrik ediyorum. Ne verecektim o tabağa? Tebrik ediyorum. 0. Tebrik ediyorum. Yani bana gittiniz, bir verdiniz.
bravo diyorum yani size. İyi seni bulup biri vermişim yerim, bana helal olsun hakikaten. Ya puanlamayı falan artık evet bilmiyorsunuz. Ben de artık bu saatten sonra yemeği size yapmayacağım. O zaman yavrum bir zahmet bir şey yap, bizi bir odaya al, bir puanlama şeklini öğret. Bir de böyle savunmayın. Ne olur böyle savunmayın. Arkasında durun. Deyin ki yanlış yaptım, puanladım diye. Ne yanlış yaptım canım, ağzına geldi seni verdi. Yanlış yaptınız ya, bak o kadar yanındayım ya. Bu izleyenler de görecekler bunu. Beğendiğiniz ikinci tabaktı, kimin bilmiyorum. Hatice bir miydi? Dakika. Gittiniz ona düşük puan verdiniz ya. Hatice. Artık bu kadar yanlış. Hatice ben burada çok net resmen duydum. Söylediğini de söyleyeyim. Tabak ilk açıldığı zaman çok güzel dedi. Ama sadece eti dedi, biraz dedi, sanki dedi. Bu şekilde sert konuşunuz dedi, değil sert mi? Evet. Biraz sert, sert ama dedi olabilir pişme süresinden dolayı, evet, ama çok güzel dedi. Evet. Ama ikinci tabağı kusur bulmadı, güzel dedi. Güzel evet dediği halde. Ama bak, çok Özlem'in güzel tabağını dedi, bir tezatlık yok değil mi? Özlem'in tabağını evet savunuyorum çünkü Özlem'in yanlış puanlama yaptı. Dedin, gittin iki puan verdi. Hangisini biberlendi, ona biberlenmedi. Bence siz gelini zannettiniz. Bence de. Nurten Hanım, bakın ama 3 kayınvalideden 5 puan aldım, sizden sadece 2 puan aldım. Gelininiz zannettiniz ama tutmadınız. İşte siz busunuz, anladınız mı? Bunu kabul büyük edin. Oynadınız. Ben niye bu olacağım? Siz lezzete puan vermiyorsunuz. Siz lezzete puan vermiyorsunuz, üstüne üstelik bunu da kabul etmiyorsunuz. Bir, bir vermedim. Emeğe saygı diye 2 verdim. Ama buldum verdim demiyorsunuz, lezzete niye verdim diyorsunuz. Lezzete verdim. Ya bırakın bunu. Lezzete verseydiniz 3 kayınvalide benimkini çok beğendi. Hepsinden 5'er puan aldı. Senin kayınvaliden niye verdi? Seni arayıp bularak mı veriyor? Benim kayınvalidemi şu an sorgulamıyorum. Ama ben de onu sorguluyorum şu anda. İyi de ben sizi sorgularken siz niye senin kayınvaliden benim gelinime bir verirken niye veriyor biri? O onu hak etti bak, genel neden olarak hak etti? Genel olarak düşük puanları Özlem aldı. O zaman aldı. 2'yi de sen hak ettin. Özlem zaten yapamadı bunu. Hadi canım. Bakın 3 kayınvalideden. Orada benim tabağımı görüyor musun? Görüyorsun. Bitti. Ya, ya görüyor öyle musun mi? Her şey aynı görüntü mü? Aynı anda verdik. Her şey görüntü verdik mü? Ya bırak bırak bu işleri ya. Bırakın Allah sen aşkına. Her 3 kayınvalideden en yüksek puanı alıyorum. Size gelince düşük alıyorum. Bir de lezzete. Kayınvalideler yanlışlıkla verdi sana. Lezzete puan vermiyorsunuz. Benim yanlışlıkla verdiler. Orada dur. Pardon, orada dur. Bak şimdi eti pişmemiş diyor. Eti pişmemiş diyor. Kalkıyorsun 5 verirsin. Hayır. O dedi ki bu tabak dedi çok güzel, çok lezzetli dedi. Sadece eti biraz dedi pişmemiş. Tamam işte gelininin zannetti onu. Ha sen öyle mi yapıp gelinine puan verdin 5'ini? Yok ben direkt verdim. Hayır ben lezzetli. Siz ne yapıyorsunuz? Ben direkt söyledim. Hatice Hanım, şey Hüsniye Hanım niye verdi? Sıkıldım ama devamlı aynı şeyleri. Hadi o yanlışlıkla gelin arıyordu bana yani verdi. Hadi açın o da yanlışlıkla bana verdi. Açın dinleyin. Herkes dinleyin. Lezzet aramış, lezzeti seninkinde bulmuş, diğerlerinde bulamamış. Hepsi mi öyle bulmuş? Şuna teyze de mi öyle bulmuş? Ben de bırakın lezzeti bu ayakları ya. Özlem'inkinde buldum canım. Yapıştırdım peşine. O resmin kapatılması gerçekten beni kırdı. Şimdi gelini getirmiş, resmini kapatmış. Gerçekten saygısızdı. O sadece kayınvalidesine değil, hepimize hakaret etmiş oldu. Kendi gelinimle geçinemiyorsam, dışarıda kötüysem onu alıp buraya gelme. Kim bileziklere doğru gidiyor? Sevgili seyirciler, gelelim mutfakta. Perşembe günündeyiz ve finale bir gün kaldı. Heyecan dorukta. Puanlar yine değişti. Bir önceki gün 5 alan bugün 1 aldı. 1 alan 5 aldı. Çok enteresan bir durum. Gelinlerin dolayısıyla moralleri bozuluyor. Moralleri bozulunca kaynalarla bir kaynaşmaya başlıyorlar, bir kaynamaya başlıyorlar. Tabii ki bizden en yarın haftanın final gününde en yüksek puanı alan gelinimiz tam 5 altın bileziği alacak. Bu 5 altın bileziği alacak gelinimiz. Fakat en düşük alan, puan alan gelinimiz bize maalesef veda edecek. Siz de başvurularınızı kanal.com.tr'ye iletebilirsiniz. Formları dolduruyorsunuz. İster nişanlı olun, ister evlenmeye aday olun. Veyahut evli tabii ki olacaksınız. Kayınvalidenizi alın, gelin, yarışalım. Güzel yemekler yapalım. Ve burada tatlı tatlı kaynaşalım. Yurdunur'un kayınvalidesi Suna Hanım'ın fotoğrafını kapamasının yankıları sürüyor. Bakalım gelirler hangi yorumu yapmışlar kayınvalide? Bakalım.
Normalde ben önlüğü alıp şuraya koyunca bir sürü laf yapıyordunuz, söylüyordunuz. Hani bu at atılır mı, edilir mi, siz aynı Gülşah'ın yaptığını yaptığın gibisine. Sen direkt sana düşük puan veriyor diye pat diye resmini indirdin yani. Bu kadarcık mıydı saygı? Düşük puan veriyor dedin. O yüzden verdi. Üç gündür puanlar düştüğü için şans getirmediğini düşündüm. Bak hala aynı şeyi savunuyorum ve söylüyorum. Şans getirmedi. Burada Nurten teyze de yedi. Aşçı olduğu halde bildi en yumuşağı ya. Gidiyorsun sert tabağa 5 veriyorsun. 3 gündür sen iyice artık şaşırdın yani. Gerçekten şaşırdın. Hatice'ye çalışıyorum. Evet, seni niye çay yapayım? Hakikaten git, bak. Bu resmini de kaldırayım. Sen kaldır. Koydun koyunca çünkü sen hakikaten unuttun yani tabakları. Kaldır. Yurdanur, burada zamanında Hatice yapacaksın önlüğünü fırlattığında ne kadar tepki göstermiştin. Evet. Şu an ne farkın kaldı ondan? Hatice, kayınvalidesinin getirdiği önlüğü saygısızlık yaparak attı. Ben kayınvalidemin getirdiği resmi değil, kendim şans getireceğine inandığım için koyduğum resmi şans getirmediğini düşündüğüm için kaldırdım. Çok fark var. Ya, o resmin kapatılması gerçekten beni kırdı. Fazla uzatmamak açısından susmayı tercih ettim bu kadar insanın içinde. Seni kıracak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben sana karşı tavır alarak bir şey yapmadım. Öyle bir şey ki bak yavrum şimdi. O resmi kapatman benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Benim için de etmiyor. Canlı kanlı karşındayım. Evet. Söyleyeceğin şeyi bana söyle. Boş ver resmi. Ben at istersen çöpe. Gerçekten bize şans getirmediğini düşünüyorum. Eğer ki geçen hafta da ailemin resmini koymuştum. O da bana bir şanssızlık getirseydi onu da kaldırmayı düşünürüm. Ve evet kızdım mı kızdım. Çünkü bu hafta hiçbir şekilde annemden güzel puan alamadım. Onun sayesinde de düşüşe geçtiğim için evet ben de kırıldım ve kızdım. Şimdi gelini getirmiş resmini kapatmış. Evet onun çok büyük saygısızdı. Gerçekten saygısızdı. Evet. Sen kayınvalidenin resmini atana kadar oradan o filleri bak ailenin resmini de demiyorum. O filleri oradan kaldırıp atabilirdin. Çünkü kayınvalidenden 5 aldın diye getirip koyduğun bir şeyi sonra kötü puan aldım. Hani İyiyken iyi, kötüyken de ben seni istemiyorum dedim. Oysa biz bir şeyler kötü giderken onu şimdi, motive etmek için getirmiştim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Acaba bu yapılan şeyler aslında bir bahane mi? Yoksa yani sonuçta işte yine bir kaynana gelin çatışmasına dönüyor bu. Ve ufak bir şeyde gelinlerin kaynanana şarlaması olayı mı? Kayınvalidesi olmasa yani kayınvalidenin o bilezikleri nasıl koluna takarım? Tek başına gelip buraya yarışabilir miyim? Şimdi Nurten Hanım bu resim kapatması sizin de bir fikrinizi almak istiyorum. Nedir bu? Yanlış. O sadece kayınvalidesine değil hepimize hakaret etmiş oldu. Madem ki o resmi oraya kapatacaktı hiç getirmeyecekti. Bir şanslı kayınvalidesi bir şanssız mı bunun kayınvalidesi? Ya hep ya hiç oynayacak. O zaman senin kayınvaliden hepten şanssız bir kadın. Bir şey söyleyeyim mi? Genel anlamda diyorsun ya size saygısızlık ama var. Ama o öyle. Kayınvalide, biz de kayınvalideleriz. Benim gelinim de aynı hareketi yapsa tüm kayınvalidelere senin yapmış olur. Senin gelinin demek ki daha saygısız ki masalara kadar yumrukluyor. Ben kalkıp da bugüne benim kadar aynı şeyi benim gelinim masalara kadar burada yumruklamadı. Evde yumruklamış. Ben yapmadım. Geçmişi değişme artık. Geçmeye kalkarsam çok şey dökerim. Sesimi daha iyi yükseltmedim. Şans getirmediğini düşündüğüm için kaldırdım. Evet, teşekkürler. Çok teşekkürler. Hadi. Acaba hangi gelin kayınvalidesiyle çıkar için bir araya gelmekle itham edildi? Bir gelin kayınvalidesiyle çıkar için bir araya gelmekle itham edilmiş. Bakalım ne denilmiş? Kim demiş? Siz buraya sadece altın almak için mi geldiniz? Yok hayır. Çünkü eşin de söylemiş ya direkt. Altınları alın gelin. Hani sizin anlaşamadığınızı biliyorum zaten. Hani altınlara odaklanın gibi bir cümle. Evet al. Altınları almaya geldim Hatice. Burada ben iyi geçinmeye ya da arkadaşlık kurmaya gelmedim. Altınları almaya geldim. Kabul ediyorsun niye geldin yani buraya? Kabul ediyorsun. Hayır. Evet kabul ediyorum. Altınları almaya geldim. Ben altınları diyorum. Tabii ki de almaya geldim ama ben kayınvalidemle gayet iyi bir şekilde anlaşıyorum. İkili oynamıyorum kesinlikle. Sizin gibi değiliz. Hani siz bir öylesiniz bir yerden yere vuruyorsunuz. Hani gerçekten ben sizi çözemiyorum. Ama eşin söylediği için artık kesin yani eminim. Eşin söylüyorsa yalan söylemiyordur diye düşünüyorum. Doğruyu söylemiş kızım. Altın için geldik. Siz ne için geldiniz buraya? Siz anlaşamıyorsunuz ama anlaşıyormuş gibi geldiniz buraya. Biz hem anlaşırız hem anlaşamayız. Ama oğlunuz bile söylüyor. Siz anlaşamıyorsunuz ama altınları alın gelin dedi. Ben de o yüzden diyorum. Sadece altın için mi geldiniz? Oğlum mecbur kaldığı için öyle konuşmuştur. Mecburluk mu? Evet. Neyin mecburluğunda kalmış acaba? Kalmıştır.
Canım benim, hiç bunun üstüne fazla girmedi. Her buraya gelen hepsi altın için geliyor. Şunu demek istiyorlar. Hı. Siz normalde geçinemiyorsunuz. Ama sırf altınlar için. Burada anlaşıyormuş gibi, geçiniyormuş gibi yapıp buraya gelmişsiniz. Bunu diyor. Ya buradan gittikten sonra siz yine birbirinizi yersiniz. Nereden biliyorsunuz? Çünkü oğlunu söylüyor. Bunu siz empoze ettiniz bize. Yani. İntibar mı bırakıyorlar? Ama evet. Oğlu da öyle söyledi. Hayır, diyor ki biz videoda anlaşamıyoruz, yumruk vuruyoruz masalara falan filan böyle konuşuyorlar. Sonra üstüne giderim falan diyor. Hatice, ona kalsa eminiz kayınvalideleri öyle. Öyle bak değil. Bak şimdi bir benim şey seyredeceksiniz. Bizim aramız öyle. İçeride değil. Bir lafa takıldı kayınvalide. O da söyleyeceğini söylüyor. Şimdi burada illaki altınlar için geldik. Burası ne? Yemek yapıyoruz. Yemeklerimizi yarıştırıyoruz. Puanlama oluyor ve puanlamanın sonunda 5 günün sonunda da 5 bilezik alıyoruz değil mi? Dolayısıyla yani yemek yapmaya gelmiyoruz bir nevi. Yani altınları almak için geliyoruz. Orası değil tamam. Mi? Orası tamam. Tam iyi geçinip geçinmememiz kimseyi ilgilendirmiyor. Yani bu eğer anlaşamıyorlarsa ki ben zannetmiyorum ama biz şimdi bu kayınvalide ile gelini bir araya getirmiş aynı ortamda. Yani hatta beraber düşün. Yarışmacı olarak güzel bir şekilde anlaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Fatih Bey bir şey söylemek istiyorum. Ben kendi gelinimle geçinemiyorsam dışarıda kötüysem onu alıp buraya gelme. Demek ki değiliz dışarıda kötü. Ama diyorum ya ama öyle bir görüntü sergiliyorsunuz. Biz buraya net altınlar için geldik. O tamam burada anlaşamıyoruz ama biz dışarıda yağlı ballı gibiyiz. İşte ben de diyorum ki işte ikili oynuyoruz. Bu kadar ikili oynuyoruz. Evet. Rahatladın mı? Evet. İkili oynuyoruz. Biz ikiyiz. Rahatladın mı? Gerçekten çok rahatladık. Tamam o zaman problem çünkü yok. Çünkü bizim kafamız da karışmıştı Fatih Bey. İki yüzlüler demek ki. Senin kafan kabul ediyorlar yani. Her gelin kayınvalide çok anlaşmak zorunda değil. Tabii ki de değil. Birbirini sevmek zorunda da değil. Ama bana saçma geliyor. Bir altın için de yani sonuçta ama saygı göstermek zorunda. Anlaşamadığım bir insanla yarışmaya sevmek değil ve saygı çok önemli. Tabii evet. O saygı çok önemli. Saygı göstermek. Ama saygısızlık yaptığını zannetmiyorum. Hayır. O da var yani. Öyle bir kız değil baksana. Değil tabii. Pürü pak pürü pembenin içinde. Evet. Hüsniye Hanım, Özlem için yaptığı yorumlar var. Sana yorumlar yapmış Özlem. Bakalım ne döner demiş. Ya Nurten'cim, senin bu gelinin suratın bir karış hep geldiğinden beri. Çok pek böyle affedersin de çok suratsız. İçi geçmiş gibi. Gülmeyi sevmiyor çok. Diyet. Ha ciddiyet değil asıl yani surat o. Şimdi ben onu... Memnuniyetsiz. Bilemem memnuniyetsiz onu. Memnuniyetsiz görünüyor. İstemeye gittim. Mesela ben bunu aldım işte söz kestik ya geliyor bana mesela bana geliyor alışverişe falan gidiyoruz. Benim çevrem mahallem yani böyle yaptı. Tamam dedim, niye dedi gelinim dedi suratı beş karış. Ben de buna dedim ki bir daha benim yanımda gelirken dedim hep böyle ol. Ben onun yüzüne baktıkça böyle kendimi yüzüne bile bakmayasım var. Bak seninkisi şöyle duruyor. Bak yüz kaç... Hayır canım sen o kadar çok yapma. Ya böyle duruyor suratı. Hüsniye teyze tamamen mübalağa yapmış. Yani tamamen. Çok mu abartın? Ben burada size gülücükler saçmak zorunda değilim. Her dakika size gülücük göstermek zorunda da değilim. Yani siz ne bekliyorsunuz ki ben onu anlamadım. Şimdi gülücükler derken? Ha, yüzümü görmek istemiyorsanız gidersiniz. Yüzüne bakmaktan keyif almıyorsan buradan gitmeme gerek yok. Zaten gidersiniz. Burada yüzüne bakılacak pek çok insan var. Bir keyfiniz tek senin için de buradan kaçmasın. Gitmeye değmez. Yok. Keyfim kaçmasın. Tamam canım sen de ötekilerin yüzüne bak benim gelininkine bakma. Şunu o cepte ona cevap vereceğim. Verirsin sen verirsin eminim. Özlemciğim evet. Hani sana gülücükler yağdırmak zorunda. Sen benim kundaktaki bebeğim değilsin ki agu agu gıgık gıgık evet. Yap bana değil. Evet. Tamam mı? Ben senden böyle bir şey beklemiyorum. Şuraya kadar gelmesine de gerek yok gülücüklerinin senin. Hüsniye teyzeciğim. Bir tebessümün ağızla da ifadesi yok. Bakışların Hüsniye zaten donuk ve soğuk. Bugün benim 4. günüm sizin 9 hafta oluyor. Bak 9 haftadır hala gülebiliyoruz. Aradaki farka bakar mısınız? Siz yani, artık yani profesör olmuşsunuz. Biz geldiğimizden profesör beri gülüyoruz. Ama yok geldiğimiz yakında var o yani. Pardon? Ama profesör olmuş. 9 değil 12, 13 ya 12, 13 olması lazım. Ama yani gülmekle ne alakası var ki tecrübenin? Ama pardon. Teyze güler yüzü. Ben ilk her dakika sonuçta ekran karşısında çıkmıyorum yani. Hayır çok ama pardon. Ama kayınvalideniz de kabul ediyor zaten. Yok yani. Da herkese gülmek zorunda Özlem değilim Özlem yani şimdi. Öyle bizler gibi değil. Sonuçta yolda giderken etrafınıza gülücük saçar mısınız? Gülen insan... Mutlu olmak isteyen insandır. Evet. Yaşlanmaz. Şöyle gül bakayım şöyle bir.
Gir. Yani normalinde çok fazla gülen bir insanım aslında ama yani. Ama kayınvaliden öyle değil diyor. Gözleri çukur. Bak bunu ben orada da izledim. Şimdi gözlerimin gözleri çukur içinde yani böyle şey. Güldüğü ne belli olmuyor. Var. Allah yok artık. Böyle bir şey var. Ne alakası yok var ya. Yani. Çok saçma oldu. Gözleri yok, çok yani, Özlem o kadar tebessüm gülmeyi seven bir kız değil. Evet, yani. Evet öyle bir ama böyle, yani sanki başka bir şeyle ağır, evet. Yani. Çok... Acaba dedim Dutel Hanım'la dışarıda bir kavga mı ettiniz? Yok, hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey var. Yani benim de işim bu. Ben anlarım da yani yıllardan beri de zaten sahneye çıkıyorum. Bilirim. Ama bir sorun olduğunu anlamıyorum. Ama Fatih Bey bir şey söyleyeceğim. Özlem açılacak. Şimdi bakmayın. Evet, teşekkür. Hüsnü Hanım, evet onu söyledi. Hüsnü Hanım'dan gelin kaynana sorununun sebebi hakkında iddialı açıklamalar geldi. Yani gelinler ve kaynalar hep sorunludur ya. Hüsnü Hanım yorumlar yapmış. Evet, ne yaptı? Kaynananın gelini kıskanması değil de gelinin kaynanayı kıskanması var. Evlendikleri eşleri iki kadın, bir adam. Ama bu ilk başta 21 yaşına kadar biz yetiştirmişiz, evet. Biz beslemişiz. Gelen gelin 22. Ne yapıyor? Gelen gelin de diyor ki ben varım. Ben senden daha üstün, sen de rekabet halinde. Ben daha iyisini yaparım, ben böyleyim, ben şöyleyim mi? Sözle değil, davranış ve haliyle ispat etmeye çalışırken sürtüşmeler çıkıyor. Evet. Yani aslında... Çakmağı çakan kişi biz değiliz. Ateşleyenler onlar. Biz misal benzinsek ateşle gelen onlar. Biz evet, ateşle evet. Gitmiyoruz. Evet, evet, evet. Benzini ateşle döküyorlar, gitmen. Ateşi veriyorlar, ona geçiyorlar karşıya. Ama kaynan. Yok, 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 biz benzin olana. Biz benzin. Biz yanıcı maddeyiz zaten. Her şekilde yanmaya bomba biz aitiz. Evet. Çakmakla geliyorlar. Bunlar, bunların niyeti farklı. Çünkü kaynanayı kıskanan... Gelinler. Ya ben gerçekten kendimi bu işten sıyırıyorum, bir köşeye koyuyorum. Çünkü anlattığıyla hiçbir şekilde ben uyuşmuyorum. Ki kayınvalidemi kıskanacağım falan aklımın ucundan dahi geçmez. Demek ki kendisi kayınvalidesini çok kıskanmış. Sen ateşle gitmişsin demek ki kayınvalideni. Ben bunu tekrardan hani sizler de gelin oldunuz. Evet. Tecrübelisiniz ya. Evet. Sizleri tekrardan iade ediyorum. Herhalde öyle yaşadığınız için hani tecrübelerinizden dolayı o şekilde söylüyorsunuz. Kesinlikle. O kadar cahil istiyorum. Bir gelin değilim ki benzine çakmakla gideyim. Öyle bir şey yok. Ama sizin cehaletiniz, kayınvalideler birer benzin, siz çakmakla gidiyorsunuz. Zaten biz bunlara sürekli gelin gelin diyoruz. Onlar da bize gidin gidin. Benim yüzyıllardır kayınvalide gelin arasındaki problemin gelinlerin kıskançlığından kaynaklandığını söylemem. Sebep bu. Sizin peki bakış açınız ne o zaman? Gelin kayınvalide yüzyıllardır neden sebep kavga ederler? Bana göre ne biliyor musunuz problem? Siz zamanda yani siz de demeyeyim aslında kayınvalidelerin zamanında kaynanalarının onlara yaşattıklarından dolayı sizler de işte bize yani nesilden nesile aktarıyorsunuz yani. Yaşadıklarınızı yaşatıyorsunuz. Şimdi hani eskiden kaynanalar gelinleri kıskanıyor falan diye bir mevzu vardı ya. Evet. Ben onu söyleyeyim. Şimdi aslında şöyle bir şey gözüküyor ki aslında gelinler kaynanaları kıskanıyor. Mevzusu oldu. Yani bu kayınvalidelerin yorumu. Bu nedir? Bence Hüsniye teyzenin kendi geliniyle alakalı düşünceleri ama bütün gelinleri aynı kendi gelinin kalıbına sokmaya çalışıyor konuşurken. Bence bir genelleme yaptı orada. Kıskançlık meselesi ortaya sunmamak lazım. Gelin sonuçta dediği gibi evet doğru. Hani kayınvalide işte gelin beni kıskanıyor, gelin bilmem ne değil. Onlar oğullarını bu yaşa getirmişler ya, büyütmüşler. Hep dedikleri olsun istiyorlar. Tabii evlenince de erkekler kendi evlerinde artık eşlerin sözü geçtiği için tabii buradan çıkan bir paylaşım. Pardon, evet. Pardon bak yakaladım seni. Ne dedin? Ne dedin şimdi? Kayınvalideler hep kendi dedikleri olsun istiyorlar ama artık benim sözüm geçecek. Ay kıskanıyorsun işte Yurdanur. Kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun. Siz işte bak, hayır. Söyledim bak şimdi kıskanıyorsun hayır, resmen. Hayır bak siz bu yaşa kadar getirmişsiniz hep dediğiniz olmuş ya. Bak, artık bak. Evlenince onlar bizim yanımıza geldiği için hani biz bir dünya kuruyoruz ve birlikte yürüyoruz. Zaten siz bizim sözümüzü dinlediği için aslında buradan bak, çıkan bir kıskançlığa giriyorsunuz. Bak sen kıskançlığı sen yapıyorsun. Kayınvalideler istiyor ki şimdi. Oğlum evlendi, gene benim sözümü dinlesin. Benim kalıplarım, gelinin de kendi kalıpları içerisine koymaya çalışıyorlar. Var. Kesinlikle. Ay, hiç ilgisi yok. Hiç alakası i̇şte yok. Benim dediğim olsun. İlgisi gitme yok. Kızım tamam.
Tamam anneciğim, yapma kızım. Tamam anneciğim. Kaynanalar böyle mi düşünüyor? Evet, bence böyle düşünüyor. Hatice? Ben kıskanma mevzusunu kesinlikle yani öyle bir şey... Hüsnü Hanım'ı kıskanıyor musun? Ya ben kayınvalidemi değil, ben kimseyi kıskanmam ki yani. Kayınvalideme oturayım da kıskanayım yani. Şöyle bir şey var, hani benim akranım olur, bir şeyim olur. Hani benden üstündür, bir şeydir. Mevkisi yüksektir bir şekilde ama kayınvalidem, ben bunu niye kıskanayım? Kayınvalideler kıskanıyorlar gelinlerin çünkü oğullarını paylaşıyorlar. Hani tamam, baktın, büyüttün, ettin, belki benim de evladım olacak, bakacağım, büyüteceğim. Hani benden çok birisine daha çok değer vermesi, hani ister istemez içimde belki bir burukluk olur ama ben bunu aşırı derecede kıskançlık derecesine getirmem diye düşünüyorum ki o hale gelmem inşallah. Toplumumuzda artık çoğu gelinler kayınvalidesiyle görüşmüyor bile. Tabii canım. Evet, evet. Çok öyle. Görüşmüyorlar bile. Evet. Çünkü evet. O sizin oğlunuz, yani o işte damat tarafı, damatlar da genelde yani istatistiklerin bakış açıları ve ölçümlerine göre %80, %90 karılarının sözünü dinliyor. Siz şanslısınız, gelinleriniz sizin yanınızda. Ben sevgili gelinleri ayağa alıyorum. Hadi evet. İyiydi. Bakalım bugün en düşük puanı ve en yüksek puanı hangi gelinlerimiz aldı? Yarın final gününe nasıl etkileyecek bu? Bakalım altınlara daha kim çabuk yaklaşmış gibi olacak? Tam netleştiremiyoruz. İnşallah netleştireceğiz efendim. Bugünün en düşük puanını alan gelini... Yedi puanla Hatice, 7 puan aldın. 7 puan mı aldın ya? Ya, hiç sormayın. Evet, günün en düşük ikinci puanını alan gelini. Sekiz puanla Yurdanur. Ve geldik günün birincisine. Günün birincisi Başak mı? Özlem. Günün birincisi 17 puanla... Başak. Günün birincisi 17 puanla. Özlem, sen de 11 puanla ikinci olarak bugünkü yarışmayı tamamladınız. Evet. 11 puanla Özlem, 17 puanla Başak, 8 puanla Yurdanur, 7 puanla Hatice. Oh be, Başak bir yükselişe geçti. Böyle giderse çok iyi yapıyor. İnşallah da bilezikleri alır. Bunu bekliyorum, devam et. Çok lezzetli yapıyor. Finale artık bir gün dakikalar ve saatleri sayacağız ve finale. Evet, şimdiye kadar 4 günün sonucunda en yüksek puan kaç? Kim bileziklere doğru gidiyor? Şu ana kadar 4 günün sonunda şu ana kadar en yüksek puan 47 puan. Bu 47 puan hangi gelinimizde? Yarınki final gününden sonra belli olacak. 47 puanını hangi gelin almış ve altınları alacak efendim? 5 altın bileziği alacak ve tabii ve o kadar puanlar birbirine yakın ki yarınki alacakları puanlar dengeleri her an değiştirebilir. Sonuncuyu birinci, birinciyi sonuncu bile yapabilir. Bugünlük de bizden bu kadar. Gelelim mutfakta, yarın aynı saatte final gününde, yani haftanın final gününde sizlerle beraber olacağız. O gelinliğine dip dibe, o gelinliğine dip dibe. Ben öyle sana bakıyorum. Böyle lise mezuniyetine gider gibi bir havası var. Bugün benim kocam geliyor. Sen sinyal falan mı yolluyorsun? Hayırdır? Çıkartıyorum. Hakikaten ya Hanife, siz nasıl sinyal yolluyorsunuz birbirinize? Sen kendinle karıştırma.
İnşallah bugün siz gidersiniz Hanife Hanım. İnşallah Sulu Hanım siz gidersiniz. Siz de gidersiniz inşallah. Problem karısında değil oğlumdadır. Demek iyi bir evlat yetiştirememişim ben. Düzgün yapsaydın, tadını düzgün oturtursaydın da verseydim. Öğretin bize nasıl olacak? İşte öğreti, bak 3 numara tabak, öğrenin. Önce bir dur, haddini bil önce sen. Burada en kötü yemekleri yapan sensin, şans eseri 5'leri alan sensin. Farkına varmadan yapmışım. Farkına yapmadan değil, bilerek yapıyoruz. Asker evlatlarını annelerine, eşlerine, yavrularına kavuştursun. Hep bir gerginlik, bir kavga halinde. Ben de artık eşimin yanındayım. Ben hayatım boyunca gerçekten bu kadar titremedim. Her yerim şu an zangır zangır da titriyor. En olmamışa gidip yüksek puan veriyorsunuz ve ben aşçıyım. İyi veriyorum, itiraz ediyorsunuz. Kötü veriyorum, itiraz ediyoruz. Aa, verdim işte. Gelinin mutfakta programına veda edecek gelininiz ve kayınvalideniz ve 5 altın bileziğin sahibi